These days there are plenty of things to worry about, but keeping pests out of your home shouldn't be one of them. That's why you need massy services. Massey eliminates pests before they get inside. They start by carefully inspecting the inside and outside of your home and then focus customized treatments on the outside. Best of all, your satisfaction is guaranteed or your money back. That's the massy difference. Expect more and get it. Burası Sosyalink. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Dün, bugün, gelecek. Konuşuluyor bugün, <laughs> dün, bugün, gelecek. Dün, bugün, gelecek. Bugün ötesi podcast'lerimizin 124. bölümünden merhaba sevgili Daha Huzurla birlikte yine hem podcast platformlarında hem de YouTube tarafında yine huzurunuzdayız. Sevgili Daha merhaba. Merhaba. Nasılız, iyiyiz, keyifler nasıl? Keyiflerimiz biraz limoni açıkçası. Evet. Dünya gündemi. Dünya gündemi maalesef. iki haftadır biliyorsun Orta Doğu yeniden artık karıştı mı denir. Çok sıkıntılı ve üzüntü verici sahneler Evet. Görüyoruz görmek de istemiyoruz aslına bakarsan. İki hafta önce Hamas'ın füze saldırılarıyla başlayan bir süreç vardı ama ilerleyen zaman dilimi gerçekten de dehşet verici görüntülere sahne olmaya başladı. Bunu da biraz açılışta konuşmakta yarar var. Birçok tartışılacak konu var yani Hamas'ın böyle bir saldırı yapıyı olması da bana garip geliyor. Yani her şey İsrail tarafının özellikle siyasi tarafta onları zorlayıcı bir unsur olmuşken Hamas'ın böyle bir saldırı yapıp kışkırtması. e Şimdi devamında da hastaneye saldırı sonrası. İsrail tarafından da okul saldırısı var. Orada da çocuklar hayatlarını kaybettiler. Ama tabii kimse üstlenmiyor bunu. Amerikan başkanında ziyareti var İsrail tarafına. O da kabul etmiyor. Yani o biz yapmamışız diyor. Üstlenmemek çok rasyonel açıklanacak bir şey değil. Evet. Ama sevgilim de, şu benim tüylerim gerçekten diken diken ediyor. Ya insanlık tarihi binlerce savaş, binlerce ölüm, Hı. vahşet sahneleri, bir sürü şey oldu. Tarih kitapları bunu yazıyor. 20. yüzyılda da. Bir takım 2. Dünya Savaşı'na tanıklık etti. İnsanlık 1. Dünya evet, Savaşı'na. Çok dehşet verici şeyler de var ama... şunu aklım ermiyor ya. Hastane nasıl böyle bir yere saldırı düzenleyip... ...böyle bir şey yapmaya... İşte ben de ona uğur, takılıyorum. Burada yapılan haklı bir hareketi haksız hale getiriyor. O yüzden ben anlam veremiyorum. O yüzden garip geliyor. Kim ama ispatlayacak bunu? Kim kanıtlayacak? Dünya zaten bir taraf tutmuş durumda herkes. Türkiye'de de benzer bir durum var. Bir cephe açılmış durumda... Ama bu hareketi koca bir ülkenin yapıyor olması da garip geliyor. Yani Hamas'ın ilk saldırıyı düzenlemesi gibi bu tarafın böyle bir eylem... Bugün de işte okul var mesela. Yani çok... Nasıl bir hata, nasıl bir kaza? İsrail tarafının söylediğine göre... E, Hamas'ın yine oradaki işte attığı füzelerden biri yanlışlıkla hastaneye gitmiş falan filan ama... Tabii bunu kim kanıtlayacak? Rusya'nın talebi var. Uyduyla diyor, kanıtlasın diyor. Verilerle, elindeki verilerle ama... Yani dünyada da tabi bir cepheleşme tarafı boşaltın var. Boşaltın diye birkaç gün öncesinden İsrail tarafının yapmış olduğu açıklamalar evet, da var. Evet. Yani gündemi Çok dezenformasyon edelim. var şu an etrafta. O yüzden hani kime ne diyeceğimi de bilemiyorum ama... ...Türkiye tarafına bakarsak da burada bizim kendi vatandaşlarımızın polise saldırması, taş atması... ...internette görmüşsünüz o fotoğrafı. Evet. Polisin biri paylaşmış yani hani biz sonuçta bir kamu görevi yapıyoruz bunu mu hak ediyoruz diye. E, o tarafta bizim işte oradaki eylemlerde can kaybı var... These days, there are plenty of things to worry about, but keeping pests out of your home shouldn't be one of them. That's why you need Massey services. Massey eliminates pests before they get inside. They start by carefully inspecting the inside and outside of your home and then focus customized treatments on the outside. Best of all, your satisfaction is guaranteed or your money back. That's the Massey difference. Expect more and get it. Are you struggling to conceive? You have options, and at Piedmont Reproductive Endocrinology Group, we'll make sure you have the guidance and support you need. Preg is known for individualized fertility care that's unique to every patient. We take the time to provide a reassuring and empowering experience because we believe that you deserve nothing less. Let us help you on your journey to parenthood. Visit us at PregOnline.com to learn more. Get the guidance and support you need at Piedmont Reproductive Endocrinology Group. Bir kişinin 40'tan fazla yaralı var. Bilemiyorum. Ama işte bütün Avrupa ülkelerinde de bir sürü protestolar gösteriyor. Evet. Bunun dünyaya yansımaması zaten mümkün değil. Evet. Çok hassas bir konu, evet. uzun süredir yaşanan bir sorun. Bir de Filistin, din temelli bir konu Filistin, bile. İsrail tabii ki geniş bir yelpazede işin içerisinde dinsel faktörler de var. Şu noktaya gelmiş olması insanlığın çok üzüntü verici. Hangi taraftan gelirse gelsin. Çatışmalar olabiliyor. Bir takım gerilimlikler olabiliyor. Savaşlar olabiliyor. Ama savaşın bir bir hukuku var biliyor musun? Tabii ki. Sivillerin hedef olarak seçilmesi. Hele hele hastanede... Hı hı tedavi görmekte olan sivillerin hedef olarak seçilmesi insanın geleceğe doğru baktığı zaman çok karamsarlık. Tabii saldırıyı onların yaptığını varsayarsak bu yorumları yapıyoruz ama bunun dediğim gibi doğruluğunu ispat edecek hiçbir kimse kaynak veri bir şey göstermiyor. Ama herhalde bunu göstermesi gereken de İsrail tarafı olması lazım yapmadığını göstermek için. Amerika ile ilgili zaten Amerika kıtalar arası her yere burnunu sokuyor. Burada da İsrail'in yanında ama şeyi söyleyeceğim tabii herkese. Kasım 2024'te ABD'de kongre ve başkanlık seçimi var. Amerika'da da tabii ki İsrail'in gücü özellikle maddi olarak da ekonomik olarak da çok fazla. O yüzden Amerika'nın yaptığı yorumlara ve tavırlara da çok tabii dikkat etmemek lazım. Amerika hiçbir koşulda kalkıp da yok insan hakları da dahil olmak üzere İsrail'in karşısında duramaz. Yani bu değerlendirmeleri yaparken de biraz böyle daha objektif ülkelere bakmak lazım. Ama herkesin de bir tarafı var. Rusya mı bakalım? Avrupa Birliği'ne mi inanalım? Yani bu tabii çatışmaların herkesi karamsarlığa yönetmesi gereken başka noktaları da var o da şu biliyorsun Ukrayna Rusya savaşı birinci yılını geride bıraktı bir buçuk yıldır yaklaşık orada bir o bölgede bir çatışma evet. var bunun Avrupa'ya dünya yansıması var İşte Azerbaycan Ermenistan arasındaki Karabağ çatışmaları malum Orta Doğu zaten eskiden beri Suriye meselesi zaten 10 yılı evet. geçti yaşanan bir sıkıntı var. Şimdi burada İsrail, Filistin, Hamas, İsrail gerginliği, Çin içerisinde İran girme riski var. İran'ın çok adı geçti ama son aşamada biraz artık İran konuşulmamaya başladı. Silah sağlayan falan o gözüküyordu ama İran'ı işin içine dahil ettiğin zaman orada kimyasal silah riski falan filan konuları da var. Bizim Türkiye tarafında da Azerbaycan ilk etapta İsrail tarafında açıklamalar yapmıştı. Şimdi bizim Türkler de sosyal medyada Azerbaycan'ı kötüler yorumlar yapıyorlar ki yani çok onu da hoş karşılamıyorum. Ülkelerin sonuçta siyasi bir takım kararları olur ama vatandaşlara hani hakaret etmek falan. Azerbaycan ne olursa olsun bizim kardeşimiz. Yani bir kardeşlik kavramı varsa bence bu diğer bu o taraflar değil. Azerbaycan ve oradaki Türkiye e, cumhuriyetler bizim bence esas kardeşimizdir. O yüzden bu kardeşlik bağını bu kadar çabuk lütfen hemen parçalamayın. Hani bir karşılaştırma yapmak gerekecekse. Ben Azerbaycan'la daha çok kardeş olduğumu düşünüyorum. Daha geniş bir yelpazeden bakacak olursak aslında kardeşlik ideali insanlığın daha geniş bir yelpazede e, kardeşlik ideali olması lazım. Filistin İsrail meselesini konuşuyoruz mesela artık sürdürülebilir bir tablo yok. Yani Filistin bu kadar düşünsene. Şimdi bu çatışmalar öncesi kaç kişi biliyordu? 1.1 milyon Gazze'li yıllardır o bölgede açık evet. cezaevinde yani su, gıda şu an kapattılar tarım, her şeyi. Yani kaç tane insan bunu biliyor? Yaşanan oradaki dramatik tabloyu da, yaşadıkları o dramı da insanlık ne kadar bir kaç kişi biliyordu? Ve onlara da şu an diyorlar ki gidin. Yani yer değiştirin diyorlar. Bir milyon insan işte başka bir yere doğru göçecek ama metrekare olarak da zaten hani çok metrekareleri de kalmıyor. Aslında İsrail'in toplamda talebi ya komple gidin buradan. Yani bu ...bu Filistin konusu diye bir şey kalmasın gibi bir talepleri var. Zemin oluşturmaya çalışıyor. Evet, evet. Şu İsrail'deki iç politikada sıkıntılar yaşanıyor. Netanyahu, anayasa değişikliği nedeniyle çok büyük bir baskı altındaydı. Evet. İşte Amerika'daki seçim sürecini sen dile getirdin. Ben burada bu sohbette, bak biraz önce bir şey söyledin. Ben başka bir notum var. Onunla bağlantılarak hı hı. yavaş yavaş bir teknoloji tarafına kendi ana konuştuğumuz hı hı. gündeme doğru getirmek istiyorum. Şimdi İsrail ordusu 1.1 milyon Gazzeliyi cep telefonları üzerinden adım adım takip ediyor. Bunu kendi savunma bakanlığı da söylüyor aslında. Biz onları sivil kayıpları azaltma amaçlı takip ediyoruz. Hı hı. İşte Gazze'nin kuzey, güneyi geçişinde hı hı. insanların ne kimin ne yaptığını aşağı yukarı ki İsrail istihbaratı dünyada Mossad istihbaratı zaten meşhur. Bence bir noktadan itibaren artık efsaneye, artık bir şeye dönüştürülüyor. Mevcut gerçekliğinin üzerinde bir hikayeye dönüştürülüyor. Ama 1.1 milyonu konum verileriyle adım adım takip ediyorsunuz. Şimdi bu derece bir takip kapasitesi sahip bir yapının o hastaneye kimi saldırdığını bilmemesi sence mümkün olabilir İşte mi? ben de bir kanıt yayınlanmasını çok arzu bu, ediyorum. Eğer farklı bir kaynak tarafından saldırı gerçekleştirmiş olsaydı İsrail bunu çok çoktan dünya kamuoyunun önüne sermişti herkes de kimin yapmış olduğunu bilirdi. Bu doğal 500'den fazla insanı katledecek, kendi insanını katledecek doğal aklın akışına aykırı bir şey. Evet. Böyle bir şeyi düşünmekte. Dolayısıyla böyle bir teknolojiye de sahip. Sosyal link. Teknoloji gündemine geçelim diyorum. 124. bölümümüzün başlangıcına konuşmak istediğim konulardan bir tanesi de YouTube'un podcast tarafında ara ses desteği sağlaması. Sonunda. Konusu. Sonunda. <laughs> evet. Yaklaşık iki yıldır YouTube'un podcast'e yatırım yaptığı biliniyordu. Üst düzey yöneticileri de zaman zaman yatırımlar yaptıklarını açıklıyorlardı. Ama şimdi ara ses desteğini sağlamış oldu. Ara ses teknolojisi malum 1999-2000'lerden beri yaygın kullanılan bir teknoloji. Site kaynaklarını tek tek gezmiyorsun. Tek bir feed üzerinden o içerik kaynağı... Veri tabanı paylaşımı, paylaşımı gibi diyelim. Gibi. Bu blok yayıncılığında da kullanılan bir teknoloji evet. biliyorsun ki son 20 yıldır podcast tarafında da yaygın kullanılan bir teknoloji. 20 yıldır da podcast'in hızlı gelişmesinde önemli bir teknolojik rol oynadı. Spotify 2018'de yatırım yaptı, podcast'leri desteklemeye başladı. Ara sesle Apple zaten başlangıcından evet. beri podcast'in bugünlere gelmesini sağlayan bir markaydı ve sonunda YouTube'da sessiz kalamadı. Pandemi döneminde de podcast'lere Kızla ilgi artınca yatırım yapmak istedi. Ama nasıl bir yatırım yapacağı muammaydı. Hafta içerisinde YouTube mail gönderdi. Kullanıcılara dedik artık podcastlerinizi benim platformuma da taşıyabilirsin. Ancak ben bu konuyla ilgili ayrıntılı bir yazı da yazdım. Podcastturkey.com'da meraklılar okuyabilir. Bayağı ayrıntılı bir yazı. Orada da analiz etmeye çalıştım. Aslında YouTube miş gibi bir RSS desteği sağlamış oldu. Yaptığı şu, YouTube stüdyoda arayüzde RSS'ini tanıtıyorsun. Ey YouTube, benim RSS'im bu. Tanıyor, onaylıyor. Ağır tabii ki arada hüküm koşullarını onaylatıyor size. Ki onları da iyi inceleyin. O yazı içerisinde de detaylar var. Ben diyor, biraz argo tabirle söyleyeceğim. Senin podcast'inin, etinden, stüdyonun her şeyinden yararlanacak. Aynı, aynı video yayıncılığındaki evet. politikasını uyguluyor. Dediğin gibi RSS'i siz yayınladığınız andan itibaren görüyor, kopyasını kendi sunucusuna dosyayı çekiyor. çekiyor ve orada reklam e, macerası başlıyor. Ve tabii. orada artık ile irtibatı kesiyor. Hı. Oysa normal bir klasik yöntemde, işte Spotify'da ya da Apple Podcast'te yayınladığınız zaman diyelim, bir başlığınızı değiştirdiniz. Ya da başka bir metinde bir değişikliği Hı. yaptığınız botlar 5 dakikada bir tarıyor ve onu güncelliyor. Ama YouTube'un getirmiş olduğu bu modelde sistem öyle işlemiyor. Kesiyor. Diyelim ki sunucunuzda kaldırdığınız podcastinizi şeyde duruyor. Siliyor Spotify'dan ama manuel olarak gidip YouTube'dan da silmeniz ve güncellemeniz Burada gerekiyor. Burada şeyi fark etmiş onlar. Burada işin tabii ki esprisi temel ben diyor Reklam işi bende. Ben hı hı. reklam kimseyle paylaşmam. Getir. Bunu da niye böyle yaptı biliyor musun aslında? YouTube müzikte ve YouTube'da podcast sekmesini oluşturdu geçtiğimiz aylarda bu yılın başlarında Amerika'da popüler bazı yayıncılarla YouTube anlaşmalar yaptı ama insanlar podcast'leri şeye taşımadı. YouTube'a taşımadı. Ya bir iş bir şey daha, olmadı. bir iş daha çıkıyor çünkü oraya da yüklemen Bunu gerekiyor. Biz de aynı şeyi çektik ya kendi yayında yüklerken. yapamayacağı olmadan yapamayacağını anladığı yani. için ben bunu birazcık şey benzetmesi yaptım. Başka nehirin sularını bir ark kanal oluşturup kendi denizini taşıma uyanıklığı olarak görüyorum. İyi görür mü bilmiyorum. Sen ne diyorsun? Yani podcast tarafında reklam yayıncılığı ve gelir modeli hep üzerinde konuşuyoruz ama tam oturmadı. Aslında YouTube tarafında bu geliri arttırabilirse podcast yayıncıları YouTube'a geçebilir. Şimdi Spotify'da podcast yayınladığın zaman çok özel biri değilsen, özel anlaşman yoksa bir gelirin yok. Ya bedava yayın yapıyorsun işte. Bazı podcast platformları var. Onların app'lerini falan tek tek kullanıcıların indirmesi lazım. O da olmuyor. O yüzden YouTube burada aslında diğer firmaların başına biraz bela açabilir. Buradaki en önemli konu podcast'in yaygınlığı daha istenen seviyede değil. Kuralları kimin koyacağı belli değil şu aşamada. Ama yani YouTube'dan podcast dinlemeyi ben çok şey yapamadım. Hazmedemedim. Nasıl mesela... YouTube müziğe de çok takılmıyoruz. Onun yerine Spotify kullanıyoruz. Yani aslında herkes kendi işini yapsa daha iyi olacaktı. Burada bir detay daha vereyim. RSS'i tanıttıktan sonra YouTube'a senin podcast resmini çekiyor ve otomatik olarak arka planda o podcast resmini sabitleyerek sesi de arka plana yükleyerek evet. bir podcast videosu oluşturuyor. Evet. Ses videosu oluşturuyor. Bu şekilde RSS entegrasyonunu şimdi tanıtmış olanlar Mesela bugün ötesinde biz tanıttık. Bakalım ilk bunu da seçebiliyorsunuz. Eski bölümleri de mi yayınlamak istiyorsun yoksa belli bir tarihten itibaren mi? İşte biz de dedik ki 16 Ekim'den itibaren yayınlanacak olanları çek. Nasıl bir şeyle karşılaşacağımızı biz de bu kayıtla birlikte <laughs> görmüş olacağız. benzer karmaşaları biz de yaşıyoruz ya şimdi. Mesela bu programı kaydediyoruz. Video olarak YouTube'a koyuyoruz. Evet. Sesi çıkartıp sesi bir takım ekstra düzenlemeler yapıp Spotify'a yüklüyoruz. Ama bunun ötesinde şimdi YouTube platformuna tekrar ses olarak arkaya bir sabit bir şey koyup yükleyince bunun manası ne olacak? Ben onu anlayamadım şimdi. Hani veri tasarrufu mu? Veri tasarrufuysa zaten onu YouTube videodan da sadece sesi dinleyerek Daha de yapabilirsin. Daha fazla reklam yayınlayabileceği bir içerik çeşitliliği yakalamış evet, oluyor evet. YouTube için aslında onlar için önemli olan bu. bu YouTube izleyicileri sesi çok sevmeyebilir. İnsanlar onlar daha çok görüntüye alıştığı için evet arka plana atıyorlar birçok evet, şeyi ama. Mesela YouTube'da eskiden beri video olarak yükleyen ikinci sırada podcast dinleme konusunda. Yani bazı ülkelerde farklılık gösterebiliyor. Ama bu işin esas şeyi reklam konusunda. Evet, Aziz evet, tabii konuştuğumuz ki. gibi normal podcast yayıncılığında programatik reklamları, dinamik reklam ekleme. Yani bu üçüncü taraf ajanslarla ya da reklam hizmeti verenlerle yayıncılar ya da sunucu da reklam hizmetleri verebiliyor. Otomatik olarak podcastları bu reklamları ekleyebiliyorsunuz. Türkiye'de podcast reklamcılığı henüz hı hı. yaygınlık kazanmadığı için ya da olmadığı için diyelim hatta çok farkında değil yayıncılar Ben bu video kadar gelir getireceğini de düşünmüyorum. Yani daha doğrusu o fiyatlara reklam satamazlar. E, video reklam her zaman daha pahalıdır. Televizyon reklamcılığı radyodan pahalı olması gibi. %55'e 45'tir biliyorsun YouTube'un gelir hı hı. paylaşımı. Yok, izlenme Ama başı para daha yüksektir mesela. Dinamik reklamlarda podcast yayıncıların gelir elde etme potansiyeli daha yüksektir. Küçük bireysel bağımsız podcast yayıncıları çok fazla hani belirgin bir fark hissetmeyebilir ama büyük yayıncılara açısından çok büyük bir farklılık yaratıyor. O açıdan mesela Amerika'da büyük yayıncıların YouTube tarafına podcastlerini taşıma konusunda tereddütlü davranılacakları konuşuluyor. Yaşayalım görelim. Sosyal Link. LinkedIn alt 600'den fazla çalışanını işten çıkartacağını duyurdu. Daha önceki çıkartmalarla birlikte 1400 çalışanıyla yollarını ayırmış oldu. Dolayısıyla bu büyük teknoloji şirketlerinin işten çıkartma furyası devam ediyor gibi gözüküyor. Microsoft satın almıştı biliyorsun LinkedIn'i. E mühendislik, ürün, yetenek ve finans ekiplerinden çıkartmaları yaşanmış. Bu önümüzdeki dönem devam edebilir mi? Diğer teknoloji şirketlerinde de yansıyabilir mi? Sen de dünyayı, teknoloji insanı takip ediyorsun onu sormak istiyorum daha sonra şirketin işten çıkartmalar sırasında yapmış olduğu birkaç açıklama var onun üzerine konuşmak evet. istiyorum bu tarz teknoloji şirketleri zaman zaman bazen çok alım bazen çıkartma yapıyorlar ama tabi görünen de bir gerçek var Türkiye'de de biz şu anda artık bir insanın bir iş yapması tatmin etmiyor Yani birden fazla iş yapmasını istiyoruz insanların bu biraz işçilik maliyetlerinin artmasıyla ilgili olabilir ama teknoloji tarafında hakikaten bir insanın bir iş yapması artık kesmiyor birçok işi yapman lazım Basit işlerin hepsini zaten yapay zeka hallediyor. Artık öyle ürünler ortaya çıkmış durumda ki... Bir ara mesela şey vardı. Sosyal medya içerik üreticiliği. Kursları bile vardı. Belediyeler veriyordu kursları. Destek evde oturanlar işte sosyal medya içerik yöneticiliği ya falan filan diye. SEO yani, ya yazı yazma, işte grafik, işte Instagram'a göre imajı ayarlama, Facebook banner yapma falan filan. Şimdi yapay zeka siteler var. Bir veriyorsun onu, videosunu bile yapıyor. Sadece ne istediğini yazıyorsun. Mesela ben hafta içerisinde bir yapay zeka aracı keşfettim. Gamma'ydı yanlış hatırlamıyorsam. Soruyu sorarak da ya da bir takım kısa bilgi vererek de içeriği de oluşturtturabiliyorsun. Ya da sen hazır bir içeriği de veriyorsun. Profesyonel sana sunum tasarımı yapıp 5 dakikaya karşılığı çıkartıyor. Ufak tefek rötuşlarla yayınlayabiliyorsun. Yani ve bu ayıp bir şey de değil. Yani Neyse. Sonuç itibariyle zaten hızlı tüketilen şeyler bunlar şeyden bahsediyorum. Sosyal medya içeriklerinden bahsediyorum. Şimdi o içerik için kalkıp birini çalıştırmak, hatta birkaç kişilik ekip kurmak falan çok manasız hale geldi. Web siteleri üzerinden bunu hatta otomatik bile yaptırıp programlayıp sosyal medya hesabına entegre ettiğin zaman hı hı. kendi günlük içerik giriyor, belirli gün haftalara içerik üretiyor falan filan durumları olunca bu bilişim şirketlerinde de işler biraz değişiyor. Biz tabii geçmiş herhalde bir 15-20 yıl önce falan herhalde e e-ticaret e diye ortalığı yıkıyorduk e-ticaret. Pazar yerleri ortaya çıktıktan sonra e-ticaret sitesi yapma, e-ticaret yeri yapma konusu ortadan kalktı. Herkes pazar yerine ürün koydu. Teknoloji biraz daha hızlı galiba insanlığın genel durumundan daha hızlı ilerlediği için yeni iş alanları çıkıyor, mevcut iş alanları hızlı bir şekilde eleniyor. O yüzden buradaki işten çıkartma bana çok garip gelmiyor ki. Zaten Microsoft'un satın aldığı bu yapay zeka ile ilgili yatırım yaptığı konuları da düşününce, o paranın kaynağını da demek ki işçi çıkartarak elde etmiş oluyor. Buradan da onu anlıyoruz. Evet. Bu mevcut yeni işler ortaya çıkıyor. Vurgunun altını çizmek istiyorum. Yeni iş ortaya çıkıyor. Benim şüphem var. Aksine yapay zeka teknolojileri birlikte her yeni ortaya çıkma iş potansiyeli de yapay zeka tarafından yutuluyordu. Hani bir, bir bilgisayar oyunu vardı ya yutuyor işte. <laughs> evet. Ama şey yani o basit yani. basit işler gitti artık. Daha kompleks işler. İşte veri tabanı işlemeyle ilgili konu hala big data analist konusu hala önemli. İşten çıkartma sırasında şöyle bir açıklama yapmış. Diyor ki organizasyonel yapılarımızı adam ederken ve karar alma mekanizmalarımızı düzenlerken geleceğimiz için stratejik önceliklere yatırım yapmaya ve üyelerimiz ve müşterilerimiz için değer sunmaya devam etmemizi sağlamaya devam ediyoruz. Sonra da şöyle bir açıklama yapmış LinkedIn. Bu geçiş sürecinden etkilenen tüm çalışanlara tam destek vermeye ve onları özen ve saygıyla davranılmasını sağlamaya kararlı olduklarını söylüyor. Ne diyorsun babacığım evet. ya? <laughs> 60 yıl adam işten ne hikaye anlatıyorsun evet, yani. yani? Ne kadar naif bir açıklama yani. Sizi yani. işsizliğe uğurluyoruz ama ya ne kadar şey nasıl söyleyeyim e, kitabı duygudan uzak San Francisco'da işler böyle işliyor demek ki <laughs> gaddar bir ortam var yani. Ama bu açıklamaları bak daha da gaddarlaştıran ne biliyor musun? Geçen yıla göre bir yılda yüzde beş kar artıyor ve 8 çeyrekleri de LinkedIn kenarlıyor. 950 milyon aboneye ulaşmış durumda. Dolayısıyla işler aslında şirket açısından tıkırında, tıkırında yolunda gidiyor. Tıkırında gitmeyen tek şey çalışanların işsizleşmesi. Socialink. Dedikodu. Dedikodu yapalım. O en sevdiğim <laughs> kısım geldi. <laughs> <laughs> Magazine Forever. Dedikodu deyince tabii ki Maske İlksiz konuşmadan olmaz. Dedikodunun menbaı orada. Ya. Birkaç hafta önce işaretinde de çakmıştı aslında ilanmaz. Ben botlarla işte bot, 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 bot fazla... Baş edemiyorum. Yani, Sahte dedi. hesaplarla baş edemiyorum. Sözü döndü, dolaştırdı. işi paraya getirdi. Hı. Paraya ihtiyacı var biliyorsun. E, tabii ki nasıl çıkacak o malın bedeli? 44 milyar... <laughs> 20 milyar doların altına düştüğü ilişkin bazı öngörüleri birkaç kayıt yani, önce paylaşmıştık. Borsaya çık bakmak lazım şimdi. O yorumlara da çok şey yapmamak lazım. Web üzerinden abonelik oluşturanlara, hesap oluşturanlara, giriş yapanlara artık diyor 1 doları ödeyeceksiniz. Not bot. diye bir proje kapsamında ben yani botlarla mücadele etmek için yıllık bir ücret. Onu evet. da vurgulayalım. 1 dolar kısa süre içerisinde de bütün dünyaya heyecan düşünüyorum. Platformu şeyden reklam ve ajans baskısından kurtarmaya çalışıyor. Ülkelerin baskısından kurtarmaya çalışıyor. Biraz sonra yeni bir haber vereceğiz. Mesela oradaki yaptırım hı hı. E, bu reklam sayesinde oluyor. Bu reklam konusu ortadan kalkarsa ülkelerin bu konuda bir yaptırımı da kalmayacak erişimi engellemek dışında. Burada tabii yapmaya çalıştığı mobildekine izin veriyormuş da webten üye olanları engelliyor orada. Ama bot senin için çok önemliyse yıllık 1 doları da verirsin. Aslında tam da bir şey çözmüyor. Ne yapmaya çalıştığını ben de çok anlayamadım. Geçici olarak belki ufak bir rahatlama yaratacaktır bu insanların ona adapte olması. O 1 doları o bota vermeye değer mi değmez mi konusuna bakılacak diğer tarafta. Eğer değerse o 1 doları verip hesaplar açılabilir. Ha kredi kartı kontrolleri, SMS aktivasyonları falan gibi belki konularla engellemeye çalışır ama Finalde mutlu oluruz. Botlar giderse güzel bir Twitter olur. Ama o parayı ödeyip X yüzlerce olabilir. bot... <laughs> ne olur? X. Ben ne dedim? <laughs> Twitter dedim. Yani. Ha eski. Benim için hala o Twitter ya. O hala X olamadı. O karar da çok ilginç bir karar. Yani ne bileyim ya bir markanın ipinin böyle çekilmesi evet. e, hakikaten çok ilginç. Logosunu falan da ben pek beğenmiyorum da gözümüz alışır belki diye de bekliyorum. Ben hala kendi de ne yapmaya çalıştığının farkında olduğunu zannettim. Ama yani geçen programda da söyledim. Onun bence parasını zaten çoktan çıkarttı yani. Kişisel PR olarak kullanıyor. Kendi ürünlerinin PR'ını yapıyor. En ufak araba ile ilgili Tesla'yla ilgili bir durum olunca oradan çok güzel reklam yapılıyor. Yani Tesla'nın reklam bütçesini düşünsek mesela aldığı yatırım fena da olmayabilir. E diğer şirketlerin de reklamları buradan yapılıyor. Arada bir biliyorsunuz ürün çıkartıyor. En son alev silahı çıkartmıştı. Tişört yapmıştı. Şapka yapıyor falan filan. Buradan satıyor. Yani sonuçta adam ekmeğinde. Ama şöyle bir şey olabilir. Bu diğer sosyal medya şeylerine de hızlı yayılabilir. Bence her ne kadar Mark'la arası limoni olsa da belki de Mark ileride Facebook'tan ben de Whatsapp'tan 1 dolar alsam fena olmaz mı? İlk Whatsapp satın alınmadan önce şimdiki Meta grubu tarafından o zaman bu konu vardı. Hani yıllık bir 1 dolar alalım. Bu kadar milyar tane abonemiz var güzel gelir elde ederiz diye. E, Whatsapp'ta yapabilir. Şöyle bir düşününce aslında bu kadar aktif kullanıyorsunuz madem. Bu kadar hayatınıza çok girmiş. 1 dolar herhalde herkes verir. 30 TL vermez misiniz? 1 yıllık mesela WhatsApp kullanımına. Kaçar mısınız Telegram'a o zaman? Sanmıyorum kaç kişi benim gibi düşünüyordur bilmiyorum ama bir dolap verip vermeme eşiğini düşünene kadar aslında Elon Musk'ın temsil etmiş olduğu Twitter kimliğinin, politikalarının, yaklaşımının bende ciddi bir rahatsızlık Hı. yarattığını düşünüyorum. Bütün etik birimlerini kapattı, kontrol birimlerini denetmiş, Şimdi botlarla mücadele etmek istiyorsun, anahtarı teslim aldın, koca markayı milyarları saydın, aldın. Bütün bu kontrol mekanizmasındaki etik kurulları oluşturan insanlar her şeyi işten çıkarttı. Sonra da botlarla mücadele etmek istiyorum. Bunu yol da 1 dolar ver. Bu kadar teknoloji çağında botları kontrol edebilecek yazılımsal teknolojik çözümler de bulma imkanı olduğunu düşünüyorum. Ama o bunu yapmayarak işi farklı noktalara, farklı amaçlar için aslında kullanmak istiyor. Kullanıcı tarafına evet. bir bakmak lazım. Son dönemde ben Twitter'ın kullanıcı kaybettiğine inanmıyorum. Ya yani bizim Türkiye'de de çok aktif bir şekilde kullanılıyor. Ama Rek trafiğinde kayıplar var. Var ama yani aslında ya Türkiye'de hala arasında %14 trafiği küresel olarak gerilemiş. Birinci yılda biliyorsunuz. Evet. Ya Ama neden geriledi? Ölçüldü. Belki de yaptığı müdahaleden. Çünkü bir kullanıcının okuma limiti koyduğu öncelikli olarak belki de eskisi tabii eskiden ne kadar ölçüldüğü de belli değil. En büyük mesela hatta bir ara az daha alımdan vazgeçiyordu bilgiler yanlış diye. Aktif kullanıcı sayısı kullanım oranı hepsi yanlışmış önceki yönetimin. Birçok ölü hesabı kapatıp silmemişler. Kendine ama ne kadar bot olduğunu açıklayamadı. E sonra işte satın aldıktan diye. sonra ne olduğu belli değil ama bu durmadan baskılayınca... Limitini satın almadan önce botları engellememekle suçluyordu. Hala evet. kendisi engelleyemiyor. İşte elinden geleni yapıyor. Limitliyor. Bir kullanıcının şu kadar işte okuyabilsin, böyle yapabilsin diye. Ama ne kadar bunu daraltırsanız o kadar da tabii kullanım alanı daralıyor. Ama dünyada hala bunun rakibi yok. Rakibi olmadığı için... Bir dolar olsa bu parayı verecek de çok insan var. Biz Türkiye'de başka bir yerden haber alma kaynağımız yok. Çok. O zaman soralım bizi dinleyen izleyenlere. Siz verir misiniz? Bir dolar. De, ben de verir ikisi için sorayım mesela. Whatsapp için de 30 TL verir misiniz? Yani, Twitter için de verir misiniz? Ki ben veririm ben diyorum ben vermem. Mevzu, yıl, yıl mevzu, 30 TL ya. Sosyal link. Twitter'ı konuşmaya devam edelim. Bir de bunun Türkiye cephesi var. Sen de çok yakından takip ediyorsun. Herkes de biliyor. Türkiye dedi ki ilkse ben daha önceden düzenleme yaptım. Regülasyon yaptım. Beni bugüne kadar ciddiye almadın. Sana son kez uyarı yapıyorum. 3 ay içerisinde temsil. These days there are plenty of things to worry about. But keeping pests out of your home shouldn't be one of them. That's why you need Massey services. Massey eliminates pests before they get inside. They start by carefully inspecting the inside and outside of your home and then focus customized treatments on the outside. Best of all, your satisfaction is guaranteed or your money back. That's a massive difference. Expect more and get it. Ata. Bu arada da reklam X'e reklam vermek yasaklanmıştı. 90 gündür Türkiye'den evet. reklam verilemiyordu. Biz bu kaydı yaptığımız gün 3 gün kalmıştı. Bu kaydın yayınlandığı zaman süre dolmuş olacak. Pazar günü dinleyici ve izleyicilerimizle buluştuğu zaman yayınlanmış olacak. Göreceğiz önümüzdeki haftada itibaren ne yapılacak. E burada yani tabii şey değil. Reklam bu, yasağı geldi. Şimdi evet. bant daraltma. %50 evet. oranında bir bant daraltma uygulaması gelebilir deniyor. İnanıyor musun sen? Yok sen? şöyle bir şey. Şimdi bunu götürme hakkı var BTK'nın. Ya bu kendi kendine işleyen bir süreç değil. Öyle her ne kadar tabloda işte 90 gün sonra bu olur falan var ama... Burada yine BTK başkanının bunu mahkemeye giderek talep etmesi gerekiyor. BTK Twitter'ı kapatmayla... Ya bant daraltma demek zaten çalışma demek oluyor. Çünkü hani... %50 bant daraltma falan dediğin zaman o çalışamaz hale gelir artık web sitesi. Bunu yapacak mı yapmayacak mı? Yani şu savaş döneminde insanların bilgi alıp bilgi verdiği dönemde yapacak mı yapamayacak mı? Şimdi yine seçim yaklaşıyor. Yani Türkiye böyle anılmak ister mi? Bu düzenlemelerlik yapıldığı zaman da ben söylemiştim. Yapamayacağınız şeylerin maddesini çıkartıp sonradan uygulamayı esnetmeyin. Diğerleri atadığını iddia ediyor. Nerede şey metanın yetkilisi nerede? hepsinin ortak bir avukatlık bürosunda İstanbul'da içinde insan olmayan bir yerden bir adres vermişler. E oradaki uygulamaya göre Türk vatandaşı olacaktı yetkili. Adam Smith olmayacaktı yani. Türk olması gerekecekti ki bir kanuni yaptırım bağlıcılığı olsun. Hukuk bürolarından birilerinin isimlerini verdiler. Diğer şirketler için de aynı şey geçerli. O zaman daha satış gerçekleşmemişti. Twitter epey direndi bununla ilgili olarak. Ona dediler ki ya işte boşver yaptık de falan. Konu buralara kadar e, itelenmiş durumda şu anda. Ama halen o aynı maddelerin altında şu da yazıyordu, temsilcinin adı olacaktı, biz başvuracaktık, duruma göre içerik çıkarttıracaktık, rapor yayınlanacaktı. Ne kadar içerik çıkartıldı, ne kadar mahkeme kararı uygulandı, kimsenin bir şey yayınladığı yok. İş X'e gelene kadar diğerlerinin de ne yaptığı belli değil. Bir şeyi yapıyorsan, yani çıkartıyorsan onu sonuna kadar uygulamak lazım. Son dönemde iktidarla ilan mask arasında Tabii. Bir sıcak ilişkiler de var. Hadi biliyorsun. bakalım. Sence Elon Musk bu kez atar mı? Hangi pozisyonda, görüntüsü nasıl olur, arka planı nasıl olur bilmiyorum ama... Bu işi sulhü sure şöyle olur. Bir isim atanacakmış gibi geliyor. Yok olur olur da meta nasıl çözdüyse, yani racon uydurmasyon nasıl bir şey olduysa bunlar da uyduruk bir şekilde bunu uyarlar. Diğerleri yaptı da sanki bir bu mu yapmadı gibi. Onların da yok hiçbir şeyi. Aynen dediğim gibi işte Google'da normalde gidin arayın. Meta'nın Türkiye temsilcisi arayın. Bakın görün işte kim çıkacak karşınıza. Diğerlerine bakın onlara da bakın ama normalde ilk bu düzenleme yapıldığı zaman işte Türk vatandaşı olacak adresine ulaşılacak 48 saat içinde dönüş yapacak e, BTK'nın ve mahkemenin gönderdiği efendim işte kararların uygulama raporu yayınlanacak hiçbiri yapılmadı. İşte bu hep şundan kaynaklanıyor bilişimle ilgili yani bu kadar hassas bir konuyu düzenlemeler yaparken bir takım kanunlar çıkartırken sektördeki insanlara ne kadar danışılıyor yani bunun olabilitesi ne dünyadaki uygulaması ne yoksa her şeyi yapabilirsin. Karneli internet dönemi başlat. Herkesin günde bir saat internete girme hakkı olsun. Anında aşılır. Uygulatabilir misin bunu Türkiye'de? Uygulatamazsın. Adam öyle yapar böyle yapar o internete girer. Yine biraz sonra başka bir haber var. Oraya da bağlarız bu konuyu. Yani her alınan karar mantıklı veya uygulanabilir değil. Ama her zaman daha önce de söylemiştim. Ulusal güvenliği alakadar eden konular için bu söylediğim şeyler kesinlikle geçerli değil. Çok önemli. Ama neyin ulusal güvenlik olmadığı? Siyasilere en son mesela meşhur... Ee, mahkemelerle ilgili bir haber var. Her yerden kaldırıldı, silindi. meclis araştırma komisyonu kuruldu. Reddoldu. Mesela bu konu niye reddoluyor? Niye buna sosyal medyadan bu haber temizletiliyor? Bu ulusal güvenlik midir? İşte bunların bir altının çizilip bir tanımlarının yapılması lazım. Bunlar yapıldıktan sonra bu maddeleri koyduğunuz zaman biz bunları savunuruz. O zaman ben derim ki ey X bak devletimiz böyle bir madde koydu. Ulusal güvenlik içinde bu çok önemli. Sen niye birini atamıyorsun? Böyle olunca ben biraz daha tabii hani şeye basıyoruz yani el alemin Amerikalı şirketinin yanındaymışız gibi gözüküyor. Kuralları lütfen herkese doğru bir şekilde uygulatalım ve olabilecek şeyleri tabii ki yasalaştıralım. Bu arada tabii ki X başta olmak üzere YouTube, farklı sosyal medya platformları da dahil olmak üzere yalnızca Türkiye ile değil Avrupa Birliği ile de farklı ülkelerle de başı belada ...desek herhalde yanlış olmaz. Karşılıklı bir takım yükümlülük hatırlatmaları... ...işte uyarılar... ...şunu yap, bunu yap, bunu bildir, bunu şey yap... ...özellikle Ama Avrupa Birliği de çok kapatmaya fazla... Kapatmaya gidiyor mu Avrupa Birliği'nde? Birliği Mesela ya bizimki bu, gibi böyle restleşipte... de... YouTube, geçen hafta konuşmuştuk ilkse bir soruşturma söz konusu. YouTube'a da bir uyarı gitmiş Avrupa Birliği tarafında. Oraya da YouTube'a da soruşturma açılması söz konusu. Dolayısıyla hani yalnızca Türkiye tarafında değil, Avrupa Birliği gibi farklı kurumlar ve ülkelerle de bu tip bilek güreşi yaşanmaya devam ediyor. İşte ben ama şunu soruyorum. Avrupa Birliği YouTube'u kapatacak bir karar alır mı? YouTube'u kapatmak veya band daraltmak bunu yapar mı? Yoksa uzlaşmayla mı çözer? Yani ağır para cezalarıyla şimdi değil mi? götürmeye çalışıyor. Yani yani benim iletişim hakkımı vatandaş olarak bir devlet alamaz elimden. Çok özel bir sebebi olmazsa bunu anlatmaya çalışıyorum. Bizde vatandaşın iletişim hakkının değeri yok. Ben buraya girmek istiyorum. E, alternatif yollarla girmek istediğim zaman operatör tarafında da diyor ki alternatif yollarla girmek isteyenlerin alternatif yollarını da yasaklayacaksın diyor. Yani neredeyse sonunda vatandaş VPN kullanıp giriyorsa bu siteye git ona suç durusunu bulana gidecek iş yani. Ben de diyorum ki Vatandaşın iletişim hakkını elinden almaman lazım. Sosyal Link Elon Musk'ın projesi biliyorsun. Alçak gönüngü uydu sistemi. Şimdi hücresel veri tarafına doğru Starlink'i götürmeye hazırlandı. Ortaya çıktı. Aynı sırada ben demiştim Değiştesiz. zaten. Geçen hafta böyle olur bu GSM ne olacak Direct diyor. to Cell diye bir uygulamayı devreye almaya hazırlanıyor. Önce SMS tarafında işlemeye başlayacak. Daha sonra hücresel veri tarafında operasyonlar genişlemeye başlayacak. Bir cep telefonunu yapmış olduğu bütün operasyonları uydu hizmet üzerinden. Nasıl rekabet edeceksin? Nasıl alternatif olacak? Direkt mobil cihazlarla bağlantı kurabilir. Biz teknolojik altyapıya getirdikten sonra nasıl engelleyeceksin? Türkiye'deki lisans başvurusunu da geniş bant olarak yapmaları diğerlerini korkuttu demiştim ya. Evet. Aslında, aslında demek ki bu gelir. Ya ana fikir şu aslında. Bir cep telefonuna mobil cihaza interneti verdiğin an Zaten sesli görüşmeyi şimdi hallediyorsun. Kalkıp ona mobil lisansa falan başvurmana gerek yok. Hani karşı taraf şöyle bir talepte mantıken yani hani olsun istemiş bizim diğer yerel operatörler. İşte Turkcell, Vodafone, Türk Telekom bir lisans daha o büyük paraları ödesin. GSM'de konuş, ses konuşacak ya öyle bir mecburiyet yok ki. Sen interneti verdikten sonra işte WhatsApp'ın üzerinden de, Telegram'ın üzerinden de, Instagram'ın üstünden de görüntülü sesli konuşuyorsun. Buradaki yeni strateji de hedef olarak SMS çok düşük bir data iletişim ama... Veri iletimini cep telefonlarından direkt yapabilecek hale getirebilirlerse alçak yörünge uydularını zaten bu GSM şirketleri ölmüş oluyor. Olacak diyor. Normal bir web sitesi şu anda nasıl takip edebiliyorsanız o zaman da takip edebileceksiniz dediler. Türkiye'de de diğer GSM operatörlerinin harcadığı onca para 3G için ödedikleri bir kamyon, 4.5 Türkiye özel G için ödedikleri bir kamyon para. Şimdi 5G için tekrar lisans durumu var ama bence Türkiye'de açılmasın. Boş boşuna da operatörlerin üstüne yük binmesin. Rekabet yüzünden o lisans almak zorunda kalırlar. Türkiye'deki internet altyapısı zaten 5G için saçma ve gereksiz. 4.5G'nin tam kapasitesi band genişliği bile kullanılamıyor. Boş boşuna lisans parası ödemesin garipler. Çünkü onlar bize fatura olarak yansıyor. Bakın son dönemde gelen zamlarda aylık 200 TL oldu artık paketlerimiz. Doğru düzgün olan bir şey almak istediğin zaman. Ev internetleri 300-400 liralara çıktı. Eder bir internet. Yani her ne kadar böyle yeni teknolojiler çok heyecan verse de 5G'ler 5G'ler sonu olan bir şeye şirketlere boş boşuna yatırım yaptırıyor regülasyon kurumları. İşte ben o yüzden diyorum ki hep bunu tekrar ediyoruz. Bu düzenlemeleri yapan kurumlar geleceği ve teknolojiyi takip edecekler ve bununla ilgili Türkiye tarafında bir şirket, yerel bir şirket kurulacaksa da buna destek verilmesi lazım. Sosyal link. TürkSat AŞ bir çağrı yaptı paydaşlara, sektör temsilcileri, geniş bir listesi var. X paylaşımında onları da etiketleyerek göstermiş. Toplantı TürkSat Yakın Yörünge ve Küp Uydu Çalıştayı adı altında 18-19 Ekim tarihinde Ankara'da Ato Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Savunma sanayi, havacılık ve uydu haberleşme ekosisteminde bulunan firmaların katılımcıları. Tamam yani düşük alçak yörünge uyduyla alakalı yatırım yapacaklarla alakalı ufak bir kıpırtı. Ana sponsor da zaten Türkiye'nin herhalde tek uydu şirketi olan Plan S. Onlar da daha önce akıllı cihazları uydu iletişimiyle alakalı yatırımlar ve uydusu var şu an. Onların da fırlattığı. İyi çalışıyorlar o alanda. Yani TürkSat da buna öncü olup belki benim işte hep o söylediğim tarz bir şirkette biraz bir devlet desteği veya sübvansiyon veya ne bileyim işte BTK evrensel katkı payından bir destek falan yapıp. Ya, top girişimi gibi bir şey olabilir mi? Be. Yani Bence onu şimdi kalkıp devlet yapmasın da bunu yapabilecek şirketlere bir şekilde destek verilsin ama birçok şirket olsun. Yani bir tane olmasın. Siz bunun yolunu açarsanız uydu şirketi kurmak isteyen başka şirketler de çıkar. Bunu şimdi böyle devletin zorla kurdurduğu bir şey hale getirirseniz hem katılımcılar keyifli olmuyor hem de gelişmiyor. Bakın Tog'un arkasındaki şirketlerin adı yok yani. yani. Kimse çok fazla ön plana çıkmak istemiyor. İhale elimizde kalacak diye. Ama bir şekilde düşük yörünge uyduları ile alakalı yap kurulacak şirketlere devletin bir desteği, ne bileyim, vergisel bir destek bile olabilir. Yani işte KDV'sini almasın, yani gelir vergisini almasın. Yani yol açsın. Ya yani yol açsın, e, teknoloji gelsin. Türksat yıllardır internet konusunu yapacağız, yapacağız diyor. Yapamıyor. Ha neden yapamıyor? Neden yapamadığını da bilmiyorum. Aslında Diğer Avrupalı Yutelsat üzerinden şu anda uydu internet Türkiye'de var. Evet cihazları pahalı kuruyorsun, hızı düşük, kotalı ama e, Yutelsat yapıyor da Türksat'ın niye en son teknoloji uyduları üzerinden internet bağlantısı olmuyor? Her atılan Türksat uydusuna diyorlar ki band genişliği şu kadar gigabit, şu kadar uydu ama bir türlü bir paket çıkartıp da uydu internet satamadılar. Ha, o zaman demek ki bunu biraz Türksat'ın şeyinden çıkartıp kabuğundan çıkartıp özel şirketlerin önü açılması lazım ki Plan S gibi yeni hani uydu şirketleri çıksın ve bize katma değerli hizmetler sunsun. Biz de Starlink'e mecbur kalmayalım. O da alternatiflerden biri olsun. Rekabet ortaya çıksın. O zaman işte kalkıp Starlink seninle masada oturup seninle pazarlık eder. Şu an rakibi olmadığı için geliyor toplantıya işte yüksek perdeden sıkıyor sallıyor gidiyor. O yüzden Türkiye bir farklılık ortaya koymak istiyorsa işte siyaset burada biraz hani elini taşın altına koyacak. Ama siyasetin alanına da girmiyorsa ki her konu herkesin ilgi alanına girmek zorunda değil. Sektörel toplantılar, danışmalar, danışmanlar kullanılarak e, Türkiye'de bu alanda bir şeyler yapması lazım. Çünkü gidişat gösteriyor ki Türkiye'deki GSM şirketleri de sonunda zarar edecekler. Zaten ben sesten falan para kazandıklarını da çok sanmıyorum artık. Birçok insanın hep internet üzerinden arama yaptığını görüyorum. Bazıları işte güvenlik güvenlik amaçlı da yapıyor ama... Genel olarak hani telefon çevirme, konuşma, paket servis dışında falan herhalde pek yani birbirimizi yani aramıyoruz yani. Bu arasında farklılık gösterse de ağırlık olarak eğilim hızlı bir şekilde dediği evet. gibi evet internete doğru kayıyor. Ama şu da bir gerçek. Starlink projesinden sonra Çin başta olmak üzere İngiltere, Avrupa Birliği, farklı ülkeler, şimdi Türkiye gibi ülkelerde hepsi alçak yörünge haberleşme uydu teknolojilerine yatırım yapmaya çalışıyorlar. 3-5 yıl sonrası, 10 yıl sonrası, hadi biraz daha uzatalım 15 yıl sonraki tabloyu gözümün önüne getiriyorum. Uluslararası bir takım regülasyonlar da olmadığı için henüz bu alanı düzenliyor. Ata alan üsküdar geçer. Ata alan artık Üsküdar değil. ata alan uyduğu mu ayığı geçer. Evet. <laughs> o deyimler de değişecek gibi gözüküyor. Yani ya mevcut çünkü şirketleri kapatacak bir karar alınmayacağı için muhtemelen o şirketler regülasyonu oluşturacaklar. Yani burada şu an Starlink belirleyici unsur olacak yalnız olduğu için ama Avrupa tarafında da çalışmalar olduğunu biliyoruz. Teknoloji kuralı koyacak. Aa aslında. bu kadar olacak. Eskiden beri olduğu gibi. Aynen. Hadi bu sefer bari Türkiye'de bu alanda en azından bir ne bileyim ya işte At yarışında bir burun farkı vardır ya böyle bir burun farkı en azından bir öne çıkabilirsek bizim şeye de ihtiyacımız var biraz hani Türkiye tarafında gerçekleşsin veya gerçekleşmesin ama enerjiye ihtiyacımız var. Yani şu bilim ve teknoloji alanında bizim bir enerjiye bir sinerjiye ihtiyacımız var böyle olumlu güzel haberlerin daha çok gelmesini arzu ediyoruz çünkü dünyaya bakarsanız işte savaşlar felaketler bilmem neler Türk gençliğine de bir şey lazım. İşte çok hassas noktalara doğru çekiyorsun şeyi. <laughs> Konuyu bu enerji yaratabilmenin kaynağı da insan kaynağı. Evet. İnsan faktörünü sen küstürüyorsun, ülkeden uzaklaştırıyorsun. Neyle yapacaksın? Türkiye'nin 100. yılı cumhuriyette. Yani evet. bu yıl inanılmaz şeyler planlanıyordu. Yıllarca konuştuk ama geldiğimiz noktada ne ihracatta ne herhangi bir alanda verilen hedeflerin hiçbirinin tutmadığını gördük. Evet. Ha dünyada efendim işte pandemi diye bir şey oldu. Hani mazeretler uydurulabilir. Ama Geleceğe yönelik olarak da ben bir şey görmüyorum, bir kıpırtı görmüyorum. Türk siyaseti bence yaşlandı, yenilenmeye ihtiyacı var. Yeni belki partiler, oluşumlara ihtiyacı var. Yeni siyaset, yeni yüzlere ihtiyacı var. Her şeyin bir değişmesi lazım şöyle Yeni ideallere, bir. yeni ütopyalara, evet. yeni fikirlere ihtiyaç var. Dünya tıkandı. Bak biraz önce LinkedIn'den o konu evet. çok derin bir konu. Ama biz önce kendi kapımızın önünü süpürelim de. Bizim Sıkıldım karşısı. artık Amerikalı, Avrupalı şirketleri konuşmaktan. İstiyorum ki Türk şirketlerinin hikayelerini burada anlatalım. Gururlanalım. Ama devlet zoruyla olmasın. Sosyal link. Şu çok önemli. Bunu hemen hatta ben söyleyeyim. Hızlı geçelim onu bunu. Bu sefer böyle, böyle olsun. <laughs> şimdi ben zihniyetten bahsediyorum. BTK kullanılmayan mobil cihazları bir yıl kullanılmıyorsa e-maillerini bloke edecekmiş. biz şimdi ne konuşuyoruz? Dert ne? Yok efendim yurt dışından ithal edilen telefonlara eski telefonların e-mailleri yükleniyormuş da vergi kaybı oluyormuş da vergi kaybı niye oluyor? Onun üstüne o Kocaman vergiyi koyan sensin zaten. Bir insan çekmecesinde bir yedek telefon bulunduramaz mı ya? Bu hak onun elinden alınıyor. Daha önce 7 yıl olan, 10 yıl olan şey 1 yıla indirmişler. Şimdi işte bu zihniyet var. Çalıştır canım seni. Ya kartı takayım onu aktif edeyim. Deprem gerçeği olan bir ülkede bir tuşlu yedek şarjı uzun süre gidecek bir telefonu çekmeceye koyayım da hani ne olur ne olmaz acil durumda işte. Ama şunu da göz ardı edemezsin. Ya yani insanlar sık sık telefon değiştiriyor. Telefonlar evet. işte depoya atılıyor, bilmem ne yapıyor ya da başka şekilde yani başka kötü amaçlı e-mail numaralarını klonlamak ve farklı Niye klon? Bir dakika. Neden klonluyoruz e-mail'i? Vergi çok oldu. Yurt dışından getiremediğimiz için telefonu değil mi? Tamam zaten olay burada patladı zaten şu anda. Normal bu legal olsa dünyada bilmiyorum emsali var mı? Ancak büyük suçlular falan kullanıyordur herhalde. Bir insan neden e-mail'si kullanılanmış telefona ihtiyaç duyar ki? Türkiye'de 5 kat pahalı satıldığı için telefon olabilir mi acaba? Normal fiyatlarda satılsın dünyadaki gibi. Ama bu e-mail'leri tekrar da kapatılsa diyelim o kadar zor olmadığını söylüyor. Tamam da Bilmiyorum. taktım çalışmıyor bitti bana o hal lazım şimdi. Telefonum bozuldu arızalı. Çekmecede bir tane telefonum var. Telefonun garantisi 2 yıl. Aldım telefonu. Normalde garantisiyle devam ederken bir yıl kullanmadığım için telefonu kullanamaz hale geldi. Yani sen diyorsun ki özünde aslında bunun kendisel evet. para toplamak için yapılan bir dayatmadır diyorsun. Ve O ama esas şunu dikkat çekmeye çalışıyorum. Bu bir siyasi olarak bir tarz ve tavır olduğu için şimdi bunu da bunu yapmayacaksın işte. Bunu yaptığın zaman ondan sonra Türkiye bilişim teknolojide gelişsin falan deyip bunu yapınca işte biraz böyle ayağa boşta kalıyor. O zaman Türkiye'deki startuplarda diyor ki aman diyor ilk gelene satalım çıkalım işimize bakalım diyor. Yarın ne olacağı belli olmaz diyor. Yapay zeka vergisi çıkar diyor. Akıldan geçen diyor her diyor prompta diyor devlet diyor. Ek ya vergi şey koyar gördün diyor. Gördün mü yine döndük dolaştık ha, işte genel politikalara, Hah. siyaset Hah. olsa. Değişmesi değerli. gereken bu işte ben de onu söylüyorum. Türkiye'de acilen bu bilişim, teknoloji alanında zihniyetin bir değişmesi lazım. Siyasi fikirlere, ideolojilere, yaklaşımlara ihtiyaç var sevgili Dağın. Yani evet. bu uzun uzun, belki de özel bir 5-6 bir serilik bir seri yapmamız gerekiyor. Dünyanın derdi bitmez. Için. Dünyanın savaşı da bitmiyor görüldüğü üzere. Tam nefes alacağız. Yok yerel seçim, yok genel seçim, yok cumhurbaşkanı seçimi. Orada savaş, burada savaş. Bizim bu işleri daha erteleyecek zamanımız kalmadı. Cumhuriyet 100. yılına gelmiş. Daha ne kadar erteleyeceğiz? Cumhuriyet kurulmuş, hızlı bir şekilde bütün değişiklikler güncellemeler upgrade'ler yapılmış. Sonra fabrika güncelleme çıkartmamaya başlamış. Hı hı. <laughs> Özellikle 80 yılından sonra öyle kaldık yani. Yeni bir yazılım, yeni bir firmware çıksın. Şu ülkenin bir firmware'ini yükleyelim bir yeni bir şeyler yapalım. Herakleitos'un dediği gibi değişmeyen tek şey Değişimin, değişimin kendisidir. Kendisi. Sosyal Link Netflix tarafından ilginç bir haber yansıdı. Deniyor ki Netflix House adıyla fiziksel mağazalar açacak. Bu mağazalarında da Netflix dizilerine dayalı ürünlerin yanı sıra yemek servisi yapacakmış ve özel canlı deneyimler sunacakmış. Mesela buna şey örnek veriliyor. Squid Game'i izlemiş olanlar bilir. Bunu nasıl bu canlı deneyim yaşatacaklar. Mağazada kaç kişi sağ çıkacak onu merak. Yani, yani canlı dedi. şov çekimi gibi bir şey mi? Bir şey olacak Hı -hı. evet. Zaten temelinde de o espri yatıyor. Eğlendirme esprisi de var. Netflix açısından bakınca çok akıllıca bir iş geldi. Çünkü sonuçta belli bir sayıya kadar abone satabilirsiniz. Bu sürekli aboneliği büyütebilme şeyiniz yok. Bir fırsat kapısı görüyor. Dev bir marka yaratıyorsun. Diyorsun ki buna bir mağazalar da açayım. Yemek servisi yapayım. Kendi yarışma şovlarındaki o yemek deneyimlerini falan Hı. yaşatacakmış. Ben, ben akıllıca buldum açıkçası. Haberi duyunca Blockbuster aklıma geldi. Amerika'daki video kaset kiralama şirketi. Hı hı. İlk Netflix online streaming olayı çıkınca Blockbuster yetkilileri diyor Dalga ki işmişlerdi. asla küçümsemişler küçümsediler yapamazlar. bunun Kim yerine. Gider de alır ha, fiziksel mağaza falan filan diye sonunda Netflix'te kınadı Blockbuster'ı. Amazon'da da aynı hikaye oldu. Ve mesela. sonra İşin şimdi yaptı. şunu söylüyorum insan kınadığını yaşamadan ölmezmiş. <laughs> Netflix ayağını denk al koçum mağaza falan seni bozar herkes işini yapsın. Sen yatırımlara para vereceksin iyi filmler, diziler hazırlayacaksın. Biz de sana para vereceğiz, izleyeceğiz online. Mağaza işi seni bozar. Sen mağazacı değilsin. Parayı çarçur etmeye gerek yok. Fazla paran varsa, bak Türk bir sürü yapım şirketi var. Onlara parayı bas, güzel yapımlar yaptır. İzleyecek bir şey kalmadı. Sıkıldık aynı şeyleri izlemekten. LGBT dizilerinden artık bıkkınlık geldi. Ben zaten kapattım şeyi. Ben tam olarak senin gibi bakmıyorum. alan mağaza konusunu ben hani şeyde işte işi değil, alanı değil. Deneyebilirler. Yani birbirini örtüştüren, bir Squid Game benzeri dizilerin atmosferini kendi mağazalarında deneyimletmek. Sürekli değişkenlik gösterebilecek. Bana geçmedi. Yani bu kadar sen dijitalleşme, sanal, efendim şey metaverse sen. dünyasında falan. Sen ne yaşlandım. Ben ya? metaverse'çiyim, ben çipçiyim. kafama takacağım. Netflix'in menbağına gireceğim. Fiziksel mağaza açılır mı ya <laughs> 2023 hemen, yılında hemen ya. kapatmak istiyorum. <laughs> Çok hassas bir yaş konusuna girdik. <laughs> Çok celallenilecek gibi gözüküyor. Ya bu evet, zamanda getirir. 2023 yılında kardeşim fiziksel mağaza açılır mı? Ne yapıyorsunuz ya? O zaten şurada metaverse ara verdik. 5 yıl sonra tekrar gündeme açılır, gelecek. Açılır açılır. Ben tutacağını düşünüyorum. Ha evet, tamam. İddialaşmak da istiyorum. Ama 2025 o zamana kadar takip etmek çok. Vallahi şey Netflix'in parasını biri tokatlıyor. <laughs> Yakında çıkar. hisse değerleri yükselmezse herkes benim gibi düşünüyor demektir. Hmm. Oradan o anlarız. İşaret olabilir. Evet, aklıma. evet. Para boşa harcanacak. Hisseyi satalım. Netflix'i tokatlıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Şeyi uyarları Elon Musk için ilk geçen sezonumuzda yapmadın ama bak adam mahvoldu. Ne mahvoldu hala işte bak marka değeri de devam ediyor. Çöktü koca şirket. Onun ya için çalışıyor. Sanırım. Hala ben telefonda baktım. Az önce çalışıyordu. X çalışıyordu. <laughs> Sıkıntı sıkı yok yani. Ama şey de Netflix'te çalışır merak <laughs> e Hadi bakalım. Deyip 124. bölümümüzün de sonuna geldik. Gördüğünüz gibi gayet keyifli bir kayıt yaptık yine. Umarız size de farklı pencerelerden bakabilecek fikirsel ipuçları da vermiş dün olmuşuzdur. Haftaya 125. Bugün. bölümümüzde görüşünceye kadar sağlık kalın, hoşça kalın. Hoşça kalın. Ötesinde elin maskın testesi Twitter, Starlink'i Mark Zuckerberg'in hala gerçekleşmeyen Metaverse'ü dün bugün gelecek Konuşuluyor bugünün ötesinde 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 dün bugün gelecek Sosyal Link podcastlerini Spotify, Google Podcasts ve Apple Podcasts gibi podcast platformlarıyla sosyallink.net adresi üzerinden dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. These days there are plenty of things to worry about, but keeping pests out of your home shouldn't be one of them. That's why you need Massey services. Massey eliminates pests before they get inside. they start by carefully inspecting the inside and outside of your home and then focus customized treatments on the outside best of all your satisfaction is guaranteed or your money back that's a massy difference expect more and get it